Devlet tarafı, bizim derneklerimizde gönüllü olarak yani yapmış olduğumuz kurslarda başarı sağlamak mümkün değil. Araştırmalarımıza ve genel merkezimizin de bu konudaki araştırmalarına göre devlet desteğinin gerektiğini biz talep olarak ilettik devlete. Yani bunun anaokullarda veya ilköğretim okullarında seçmeli ders veya nasıl uygunsa yani o şekilde devlet desteğinin şart olduğunu talep ettik. Bilemiyoruz. Anayasada eğer böyle bir talebimize cevap verecek bir avantaj çıkarsa bunu da değerlendireceğiz. Dilimizi ancak bu şekilde sahip çıkabiliriz. Bir başka seçeneğimiz de ana vatanla ilişkilerimiz oldukça iyi son 20 yıldır. Bunda da çocuklarımızı yaz kampına göndermeye çalışıyoruz. Gezilere göndermeye çalışıyoruz. Oradan yani çocuk değişimi karşılıklı veya gençlik kampları şeklinde karşılıklı giderek dilimizi ve kültürümüzü bu şekilde daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Dildeki kaybımızın açığımızı bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olabiliriz bilemiyoruz. Bu dili farklılığı, kültür farklılığı diyoruz ama devletin esas unsurlarından biri olduğunuzdan Evet. bahsetti. Esas unsuru tabii canım. Bu devletin esas unsuru, temel taşlarından birisidir yani. Yani Cumhuriyet'in kuruluşunda temel hayır canım, taşlarından devlet birisi olarak temelde. düşün. Yani yalnız Cumhuriyet düşünmedi. Yani 20 milyon kilometre karelik bir coğrafyadan işte 800 bin kilometre karelik bir coğrafyaya sıkışmak tabii ki o günün şartlarında o şekilde olmuş ama şu gün bunu muhafaza edebilmek çok Burada önemli. ilginç bir şey var. Bak, biz bu ana yurttan Osmanlı topraklarına geldiğimiz zaman biz dil bilmiyorduk. Sayın hocam demin ifade ettiler. Dil bilmediğimiz bir ülkenin toprakları için biz çok uzun seneler savaştık, yani kanımız aktı. Fakat bugün maalesef çocuklarımız kendi ana dilimizi Dilimizi bilmiyorlar unuttular. yani. Çok ilginç bir şey bu. Yani pardon başkanım, sözünüzü kesmiş Estağfurullah, olmayalım. estağfurullah. Yani bizim burada Çerkezlerin gittikleri her ülkede, bugün Suriye'de, Ürdün'de, demin hocam yine bahsetti, gittiği yerlerde güvenilir insanlar olduğu için saray muhafız alayları Çerkezlerden oluşturulur. Güvenilir insanlar Çerkezlerden oluşturur. Çünkü her gittiği yerde güven, saygı ve ihanet kesinlikle yoktur. Yani kanın son damlasına kadar mücadele vardır. Dünyalığını bırakır, ülkesi için fedakarlık Herhalde yapar. Ürdün'de şu Tabii anda o öyle. özelliklerinden dolayı her gittiği ülkelerde baş üstünde tutulmuştur. Yani bir sıkıntılı dönemlerde bile biz Çerkez demekle böyle gurur duyardık ve etrafımızdaki herkes bize saygı duyardı. Çünkü Çerkezlerin kendine has bir takım özellikleri var. Otokontrol mekanizmaları var. Mesela kabze dediğimiz adetlerimiz var. Bu görgü kurallarından hukuk kurallarına kadar günlük yaşamın tamamını organize eder ve bir devlet yapılanması gibi, yani dernekler, bugün hase dediğimiz meclisler tarafından alınan kurallar, kanunlar her fert tarafından istisnasız uygulanır ve toplum tarafından da ayıptır. Yemük, yani Çerkezce adıyla ayıptır. Her yapılan hareket otokontrol olarak toplum kontrol eder. Her fert de kendisini toplum tarafından kontrol edildiğini bildiği için her an buna hazırlıklı olarak kendisini hazır tutar. Ve yüksek insani değerler içerir. Mesela çok misafirperverdir Çerkezler. İnsana, çevreye ve doğaya, hayvanlara karşı çok saygılıdır. Yetişme tarzı itibariyle de öyledir. Dolayısıyla bugün hangi Çerkez alırsanız alın, ileride kendisinin bu görevlerini beklediği bildiği için aile terbiyesi de ona göre verilir. Toplumdaki davranışlar da ona göredir. Mesela Sevinç Hanım daha çok bu konulara vakıftır. Bayanlarımız falan. Yani kesinlikle arkasını dönüp çıkmaz. Geri geri çıkarlar. Mesela bir atlı bir herhangi bir köye geldiği zaman olur tabii sorcumuz. kesinlikle at sırtında o toplumun önünden geçmez. İner. Atının üzerine iner. Atının yularından tutar. Toplumu geçinceye kadar. Bu hepsi saygıdır. Yukarıdan bakmıyor yani. Tabii kesinlikle. Konuşulmaz Bunlar artık aslında. refleks olarak yerleşmiş. Tabii. Yani hani şey olarak değil hani Tabii tabii görsel tabii. şekil Aile anlamında değil eğitiminde de bu var zaten. Aile eğitimi olarak geçiyor zaten. zaten şey öz olarak onu benimsemiş Evet. Tabii farklı. yani sonra bizde mesela liderler tamate dediğimiz yani savaşta kılıcı önde, barışta dili önde insanlar seçilir. Rastgele seçilmez. Dolayısıyla her toplumun her kesiminde bir tamate kavramı vardır. Lider kavramı vardır. Bugün gençlerin tamatesi ayrıdır. Yani Çerkez'de iki kişi bile bir yola çıksanız, bir işe çıksanız mutlaka biri hamate olur. Yani lider durumunda olur. Evet. Otomatikman düzensizlik ortadan kaldırılmış olur.
Gençlerin aynı şekilde tamahiyatlısı olur. Büyüklerin itaat. Ne zamana kadar? İşte bu habze dediğimiz anayasa gibi kuralları olan Çerkezler bu kurallara o tamahiyatta uyduğu müddetçe o lider. Ama onun üstünde de mutlaka yaşlı bilgili. Tabii yaş önemli, bir de her konunun ehli önemli. Yani sırf yaşla ilgili değil. Tecrübe olacak, konuya vakıf olacaksınız, ondan sonra lider olacaksınız. Ama onun üstünde de yine bir yaşlar meclisi var. Yani onu da denetleyen. Dolayısıyla bizim toplum olarak hiçbir zaman mahkemelik olmamıştı bugünlere kadar. Yaşlar, o meclisler araya kesinlikle girmiştir. Tabii yetkilidir ve herkese adil bir çözüm bulduğu için problem olmamıştır. Şey yansımadan da. Tabii. Gençlerimiz mesela çok özgürdür, çok hürdür yani. Ancak nereye kadar? Belli bir aile yaşantısı evleninceye kadar. Ondan sonra bir takım kurallar başlıyor. Daha farklı kurallar tabii. Başlıyor. Evet, evet. Tabii ben müsaade edin, ondan sonra seni çağırmayacağım. Evet. Şey az önce bahsettik ama ben hani bir düşsün de şey, bayrakla ilgili hani o şeyle ilgili bahsetmiştiniz hani yine. Hani millet bilsin hani o tabii 12 tane yıldızımız var. Bizim bu Kafkasya'da Rus mücadelesinde beraber olan bizim Çerkez topluluklarını ifade eder. Bunlar 12 topluluktu. İşte Abzak, Şapsı, Hatkay, Kabartay gibi 12 yani. Şu anda 3-4 tanesinde şeyi kalmadı yani. Ortadan kalmadı. Tabii. Ubuk kalmadı. Ubuklar mesela kalmadı. Ubuk hiç kalmadı. Mesela benim hanımın sülalesinde Kafkasya'ya gittik. 2 aile kalmış. Koskoca kabileden 2 aile kalmış. Bir de Manyas'ta. Dünyada 3 aile kalmış. Yani zor zamanlarda yani savaşta da Ubuklerin son Ubuk mesela. Tevfik Bey'di herhalde. Tevfik Bey, Esenç Bey yani kalmadı. Dil ölüyor yani gerçekten. Dil bitti. Ubukçayı da bilmiyor. Yani bilen konuşan yok herhalde. Tevfik Bey konuşuyordu tabii, tahmin tabii. Ediyorum. Tabii tabii. Siz hani program öncesinde merakından sormuştum. İsterseniz izleyicilerimize de paylaşalım. Hani Adigeler, Çerkezlerin bir grubu mu dedim. Hani Çerkez ve Adige kavramlarını birazcık şey yapabilir miyiz? Tabii Çerkez, Çerkez olmayanlar tarafından Çerkezlere söylenen laf. Kirkaz, Kafkaslı anlamında. Ya da yurt dışına Çerkez, Sirkesyan, Sirkas diye de geçebiliyor. Yani yurt dışında. Onlar ilk Kafkasya'ya gelen Batılıların bize söylemiş olduğu. Ama biz kendi aramızda Adige deriz. Yani Adige dediğimiz zaman şu bayrakta gördüğünüz 12 kabilenin tamamının şemsi adıdır. Ama bunlar kendi aralarında işte Abzak, Şapsı, Kabartay, Hatfay gibi kabileler ayrılır. Ama onların temel şemsiyesi Çerkezlerin kendi tabiriyle Adige'dir. Şu anda da zaten Rusya Federasyonu'na bağlı 3 tane Çerkez Cumhuriyetimiz var, özerk. Çerkez Cumhuriyetimiz var. İşte bir tanesi Adgey dediğimiz, bir tanesi Kabartay Balkar ve Apaz. Bu başlık altında. Ama bunun dışında da Karaçay Çerkez dediğimiz var, yine Osetya var gibi Dağıstanlar var, Çeçenler var ama Adgey dediğimiz zaman özellikle bu 12 kabile. Evet. Tabii Kafkaslar'da çok fazla topluluk var. Hem millet olarak, bir dil olarak birbirinden farklı olduğu gibi, din olarak da farklı topluluklar var değil tabii mi? Tabii Çerkezler tamamı Müslümanmış. Tamam. Onu söyleyeyim tabii. Şimdi Müslüman olmayan yok. Fakat dil konusunda şöyle ilginç bir şey derler. Yani bir şeydir bu, mitolojide işte güya dilleri getiren melek gelirken ayağı kaftarına takılmış da dillerin birçoğu orada dökülmüş, kalanı da dünyanın diğer taraflarına dağıtmış, kalanı dağıtmış diye. Öyle söyle yani gerçekten çok dilli. Küçük bir coğrafyada çok. Tabii çok dilli. Çok evet ilginç yani çok uluslu. Bir dağın bir tarafı başka dil konuşuyor. Bir dağın başka dil anlamıyor. Öbür tarafı öyle diyorlar. Hayır. Ama o köy değişen diller de var. Yani belli bir köyden 3 kilometre ilerideki köy farklı bir dili konuşabiliyor. O da tabii o zamanki kabile yaşamından kaynaklanan şey de var tabii yani. Bir kapalı toplum olma biraz da değil mi? Ama mesela Çerkezler mesela giydiği bizim bu yani folklorik olarak evet. Da görmüşsünüzdür o elbise. Kafkas bölgesinde her tarafta Gürcülerde, Azerilerde, Çerkezlerde ve diğerlerinde Çerkezka diye tanımlanır. Çerkez giysisi diye tanımlanır. Yani birçok şeyimiz de orada o toplumlar tarafından Rusçaların şeyleri falan tabii, tabii var var örnek alınmıştır yani. Literatürdeki adı da Çerkezka'dır. Şey olarak hatta bizim Erzurum bölgesine kadar da yakın. Tabii etkilenmiştir tabii. Bizim milli mücadele simgelerinden bir tanesi kalpaktır mesela Çerkez kalpağı burada örneğinde gördüğünüz gibi tabii. Hani şey de Cumhuriyet'in de sembolü. Evet. Tabii yani.
Tabii Çerkez Kalpağı şimdi, tabii. Astragan herhalde 150 yıllık. Tabii tabii 150 yıllık evet. Orijinal bir şey. Evet tabii 150 yıllık. Hani ne mutlu şey etmişsiniz. Tabii yani. Tabii. Şimdi küçük bir reklam aramız olacak ama reklamdan sonrasında özellikle hani Çerkez kızlar çok rahat eder ama evlenince hani gelin olunca çok işte evet. Zorlaşır hani böyle şeyler var. Bir söz vardır. Yani Çerkezlerden kız al ama kız verme derler. Çerkezlerde kız ol da gelin olma derler. Öyle tabii bir şey derler. Evet.